İlk dediğimiz videoda maalesef çok uzun oldu. Çok uzun olunca iki programı bir arada e, tanıtmak e, zor olacak diye yeniden e, iki ayrı program yapmaya karar verdim. E, i̇lk programda Heycini tanıttım. Şimdi Elevenlabs'ı Eleven e, bu programda tanıtıyorum. Umarım sizler için de faydalı olur. Tekrar beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Eleven ana sayfasına geldik. Gördüğünüz gibi burada text to speech var. Speech yani burada videoyu yüklüyorsunuz. Burada kime konuşturmak istiyorsanız sesi yüklüyorsunuz. Kime konuşturmak istiyorsanız onu konuşturabiliyorsunuz. Şimdi biz teksten konuşmaya atalım. Şu Charlotte diye biri var. yap. Konuşturalım onu bir. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve benzeri belalar her iklim, gördüğünüz gibi Charlot konuşuyor. Her coğrafya ve kültür için bunu buradan gelelim. Kendi sesimi seçeyim. Hemen en sesimi generate ettim. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve benzeri belalar her iklimde, her inanç sisteminde her coğrafya ve gücün geliştiği evet, her yani, yapıda ve, ola gelmiştir. E, yüklediğimiz sesler, klonladığımız daha önceki seslerden herhangi birini buraya yükleyelim. Bu sese bunu okutabiliyor. Diğer kısma gelelim. Voices. Burada da çeşitli sesler var. Benim yüklediğim diğer e, daha önce e, profesyonel olarak çekilmiş. Şu library'e basınca zaten burada görüyorsunuz hani hangi dilde ne, nasıl konuşabildiğine dair bilgiler var. Bunlardan birini seçip videonuzun sesi yapabilirsiniz. Onu konuşturabilirsiniz. Buradan e, hangi alanda olduğunu işte reklam, sosyal medya, ilgilendirme, eğitim konularında gibi e, seçerek e, ona göre işleminizi yapabilirsiniz. Şimdi burada yeni bir sesi eklemek istediğimizde bu şekilde e, yapıyoruz. Buraya isim yazıyoruz. Kim? Evet, elimizde bir video varsa onu yükleyebiliyoruz. Şimdi yükleme uzun sürebilir veya herhangi bir üstü. Bu tabii bir ayar taşında bu web sitesini e, telefonunuzdan da kullanabiliyorsunuz cep telefonlarından. Maalesef cep telefonu application yok ama Chrome üstünden veya Safari üstünden kullanabilirsiniz. Şimdi burada basıyorsunuz. Evet. E, şimdi şunu kabul edelim. Buradan e, ses düğmesine basıyoruz ve 30 saniyelik bir konuşmamız oluyor. Bu 30 saniyelik konuşma veya bir arkadaşımızın konuşması oluyor. E, telefonu ona tutuyoruz e, yakından. Çok gürültü olmayan bir yerde olursa daha rahat. E, çünkü gürültü olan bir ortamda o gürültünün sesini de aldığı için e, ses tam böyle e, temiz olmuyor. Temiz olmadığı için de çeviretti e, veya klonlaması çok e, iyi olmayabilir. Onun için mümkün olduğu kadar e, sakin bir ortamda bu sesi alıyorsunuz ve. Dead voice yapıyorsunuz. Benim maalesef <laughs> abonelik rakamım, kullanım sayım bitmiş. Şimdi onunla uğraşmayayım. Ama bu şekilde kendinizi ekleyebiliyorsunuz. Şimdi diğer bir konuya geçelim. Projeler kısmına geldik. Şimdi, şimdi bu projeler kısmında buraya herhangi bir kitap, yazı, herhangi bir şey yükleyebiliyorsunuz. Ve e, buradan sesli kitap yapabiliyorsunuz. Yani sesli kitap konusunda e, bir örnek vereyim. Şimdi mesela bir kitap yüklemişiz. Evet gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bunu aslında direkt konvert yaptığınızda yüklediğiniz şeyi bütün kitabı olduğu gibi sizin sesinizle artık bir saat, yarım saat aralığında kitabın büyüklüğüne göre sesli kitap yapabiliyor. Şimdi e, ama tabii sesli kitap yaptıktan sonra da aslında gelip e, buradan e, paragraf paragraf kontrol etmekte fayda. Var. Çünkü burada e, noktalama işaretlerinde e, herhangi birisinde bir yanlışlık olduğunda ses tonunuzda yani, seste değişiklikler oluyor. E, tam anlam ifade etmeyebiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar tek tek paragraflarda vakit olursa kontrol etmekte de fayda var. Örneğin şimdi bu paragrafı kontrol edelim. Türk illerinde Göktürklere baş eğmeyen bir yer yoktu. Bunu kıskanan yabancı kavimler birleşerek Göktürklerin üzerine yürüdüler. Maksatları öç almaktı. Göktürkler çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar, çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince vuruşma da başladı. 10 gün vuruşuldu. Sonunda Göktürkler üstün geldi. Gördüğünüz gibi paragrafı okudu. Değiştirmemiz gereken bir yer varsa burada gelip müdahale ediyoruz. Ona göre değiştiriyoruz. Nokta koymamız gerekiyorsa, virgül koymamız veya soru işareti koymamız gerekiyorsa e, onları e, yapıyoruz. Konuşmanın da seyri ona göre gidiyor. E, bence bu da çok başarılı ve bu sayede de zaten önümüzdeki dönemde e, birçok e, sesli kitap artık e, çıkacak. E, örneğin büyük sanatçılar özellikle sesini ve çok hayran olduğumuz ee, örneğin Halit Bilginer e, gelip sesini buraya kopyalayıp verdiği zaman e, normalde e, 9 saatte 10 saatte bitecek bir kitabı burada e, yarım saatte kendi konuşmasına e, çevirmiş olacak e, ve bence e, çok verim. sonra biri de edit edip toparladığı zaman gayet e, hızlı bir şekilde böylece sesli kitapların da maliyetleri de düşmüş olacak umarım e, faydalı olur. İşte yapay zekanın getirdiği faydalardan bir tanesi diye söyleyebiliriz. Evet, buradan da geri dönüyoruz. Arkadaşlar, VoiceOver Studio var. Yeni geldi, betası. Şimdi ben de e, çok incelemedim. E, onu geçiyorum. Dubler Studio'ya giriyoruz. Burada da isminizi yazıyorsunuz veya kimin biliyorsa. Hangi dil olduğunu seçerseniz çok daha iyi olur videodaki sesi. Burada da hangi dile çevirmek istiyorsanız, yani İngilizce bir e, videoyu Türkçe'ye çevirmek veya Portekizce'ye çevirmek istiyorsanız basıyorsunuz. Buradan elinizdeki herhangi bir video yükleyebiliyorsunuz. YouTube'dan bir video yükleyebiliyorsunuz. TikTok'tan, Twitter'dan, Vimeo'dan veya başka bir URL'den bir video yükleyebiliyorsunuz. Bunu cep telefonunda kullandığınız zaman bastığınızda video çek de çıkıyor. Cep telefonuyla video çekip aynı zamanda otomatik olarak da yüklenmiş oluyor ve onun üstünde işlem yapabiliyorsun. Yani burada işte daha önceki yaptıklarını e, sizde e, gözüküyor. Ben burada hani Fatih Altaylı'yı hepiniz tanıyorsunuz. Onun da hoşgörüsüne sığınarak onun videosunu göstermek istiyorum. Şimdi e, burada görüyorsunuz konuşmaların başlıkları var. Bu tarafta da e, konuşmaların İngilizcesi var. Herhangi bir yanlışlık olsa da buradan düzeltip tekrar Are you not allied, the president of Turkish? I called to invite you to the program. Come and let's talk about these wage increases, interim raises, the minimum wage, uh, the situation of retirees, though the situation of those retirees is very good. It's not really my area, but I wanted to discuss it with Mr. Ergun, and Mr. Ergun said that he would not come. Why didn't the president come yesterday? I mean, the most authorized person. Evet.

Bence gayet güzel. Çince konuşuyor Fatih Altaylı Yakıştı da. Ee, onun hoşgörüsüne sığınarak e, bunu yaptık, gösterdik. E, gördüğünüz gibi burada farklı dillere çevirebiliyorsunuz. Hatta burada arka planları, e, sesleri, e, yoğun dışarıdan gelen sesleri de kaybettirebiliyorsunuz. E, bunun üstünde oynayabiliyorsunuz. Burada e, başka farklı şeyler de yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar buradan da geri döndüm. Evet geri döndük. Şimdi e, fazla uzatmak istemiyorum videoyu sıkılmayasınız diye. Sound Effects var. Burada da motor sesi, herhangi bir hayvan sesi, kuş sesi, kedi sesi, köpek sesi, herhangi bir e, yağmur sesi, rüzgar sesi. E, bastığınızda e, onu yaratabiliyorsunuz ve sonra onu alıp e, bir herhangi bir videomuzda arka planda kullanabiliyorsunuz. Audio natif e, bölümü var. Burada da e, gidip herhangi bir e, linki veya kendi sitenizin linkini alıyorsunuz, getiriyorsunuz buraya yerleştiriyorsunuz. Başka URL'leriniz varsa onları da yerleştiriyorsunuz. Sonra da bu e, kodları kopyalayıp kendi e, sitenize onu da yerleştirdiğiniz zaman sitenizde gelenler isterlerse sesli olarak e, dinleyebiliyorlar. İsterlerse yazılı olarak okuyabiliyorlar. Bu da çok güzel bir uygulama diye düşünüyorum. Hani hem de çok kaliteli bir e, uygulama oldu. Kendi sesinizle bile e, dinletebilirsiniz şimdi artık. E, özellikle baston için, e, köşe yazarları için çok e, önemli olacak e, diye düşünüyorum. Çünkü burada e, bu yazıyı yazan kişinin e, ses kopyasını bir kere aldıktan sonra ondan sonra buraya yapıştırdığınızda devamlı o kişinin sesiyle artık o şeyi okuyacak hale geliyor. Evet, en son olarak da Voice izle var. Burada da herhangi bir e, videoyu yutuyorsun. Ve arka plandaki bütün uğultuları çözüyor. Burada demo var. 2 dakika onu izleyelim. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> <Şu anda> normal voice. <laughs> <orası. gülüyor> Şöyle geçtik. İzle retora tekrar normal voice yürümüyorum. 4 derece retora çeviriyorum. <gülüyor> Gördüğünüz gibi ciddi bir e, fark var e, ve bu kadar yoğun bir sesi arka planda çok rahat kaldırdı. Bence çok başarılı. E, bugün gösterdiğim bu iki uygulama da e, hayatınızda e, bu işlere vakit ayırabiliyorsanız birçok şeyi değiştireceğine e, inanıyorum veya en azından böyle bir şeyin varlığından haberdar olduğunuzda yarın karşınıza çıkacak herhangi bir videoda herhangi bir e, görüntüde seste e, gerçek kişi olup olmadığı konusunda en azından düşünmenizi sağlayacak çünkü e, şayet e, bunlar çok güzel şeyler fakat kötü insanların elinde de kötü amaçlarla kullanılabilir e, örneğin diyelim babanızın e, sesini bir kopyaladı ve size bir mesaj yolladı e, oğlum çok sıkıntılıyım bana para gönder şu hesaba diye ve siz de ona göre o ibana para gönderdiniz. Şimdi bu kötü kullanım olur. Bunun gibi şeylere gelmemek için iyice teyit etmeden yani o önümüzdeki süreçte sesleri iyice teyit etmeden herhangi bir işlem yapmamızı da tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine de sonunda söyleyeyim abone olmayı. Paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek, burada bir ticari kaygımız yok. Sadece e, bilgilendirme amaçlı yapıyoruz bu videoları. E, ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek o kadar çok e, iyi olur. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Gelecek hafta farklı konularla, farklı uygulamalarla tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.